Merhaba, ben Doçent Doktor Bünyamin Özoğlu. Bugün kısaca hemoroid hakkında sizlere bilgi vereceğim. Halk arasında basur, mayasıl olarak adlandırılan hemoroid, makatta kanama, şişme, dışkılama alışkanlığı değişiklik, düzensizliklerle karakterize bir hastalıktır. Hastanın yaşam standartını bozduğu için oldukça önemli bir hastalıktır. Hemoroid, makat bölgesindeki damar ağlarının genişlemesiyle karakterize bir hastalıktır. Bu bağlamda iç ve dış hemoroid diye iki şekli vardır. İç hemoroid daha çok ağrısız olmakla birlikte dış hemoroidler ağrı, şişlik ve kızarıklıkla karakterize bir hastalıktır. Hemoroidler neden oluşur? En önemli nedeni kabızlıktır. Uzun süre dışkılamama ve sert dışkılama hemoroidin oluşması için önemli nedenlerden biridir. Beslenme alışkanlığı değişiklikler, uzun süreli ayakta kalma, uzun süre tuvalette kalma ve ıkınma, gebelik gibi durumlarda hemoroid oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca alkolün ve baharatlı yiyeceklerin de hemoroid oluşmasına etkisi olduğu ifade edilmektedir. Hemoroidler evrelerine göre muamele edilir. Yani 4 evre hemoroid vardır. Buna göre verecek tedaviler belirlenir. Evre 1'de hemoroidde küçük kanamalar olmakla birlikte makat dışına, anal bölge dışına hemoroid çıkmamaktadır. Evre 2'de yine küçük kanamalarla birlikte dışkılama esnasında hemoroid pakesi makat dışına çıkmakta, dışkılama bittikten sonra tekrar içeri gelmektedir. Evre 3'te ise makatta kanama, kızarma ve şişlik olmaktadır. Dışkılama sırasında oluşan bu şişlik el yardımıyla makat içine gönderilmektedir. Evre 4'te ise bu şikayetle birlikte makat dışına çıkmış olan hemoroid pakesi hiçbir şekilde makat içine gönderilmektedir. Az önce ifade ettiğim gibi hemoroidde büyük abdest sırasında kanama, kızarıklık, şişlik olmakla birlikte yanma ve kaşıntı da diğer klinik bulgular arasında yer almaktadır. Hemoroidde tanıyı nasıl koyarız? Hemoroidde tanı kriterimiz açısından en önemlisi anamnezdir. Yani hastanın bize hastalığı anlatması, tanı koymak için neredeyse yeterli olmaktadır. Bununla birlikte muhakkak sürekli anal bölge muayenesi yapılması gerekir. Bununla birlikte bir de rektus sigmoidoskopi yapılması önerilmektedir. Anal bölgenin diğer hastalıklarından ve rektum içinde başka bir patolojik durum olup olmadığını anlamak açısından rektus sigmoidoskopi bu hastaların tamamen yapılması gerekir. Hemoroide tedavi nasıl olmaktadır? Hemoroide tedavi evrelerine göre ayrılmaktadır. Evre 1 ve 2 hastalarda konservatif tedaviler önerilmektedir. Yani hastanın bol su içmesi, ayakta fazla kalmaması, tuvalet alışkanlığını düzenlemesi, lifi gıdaları tüketmesi önerilmektedir. Bununla birlikte makat bölgeyi rahatlatıcı kremler de hastaya yazılmaktadır. Evre 3 ve 4 hemoroidlerde ise cerrahi tedavi önerilmektedir. Cerrahi tedavide lazer tedavisinden klasik cerrahiye kadar uzanmaktadır. Ameliyat sonrası süreçte hastanın lazer tedavisiyle birlikte fazla bir şikayeti olmamakla birlikte klasik cerrahi tedavide bir haftalık bir iyileşme süreci gerekmektedir. Koronalı günlerden geçtiğimiz bu günlerde maske, mesafe, temizlik kuralına uyarak sağlıklı günler dilerim.